Merhaba arkadaşlar. Ortaokul bitti. Artık liseli oluyorsunuz. Ama önümüzde bir tercih ve yerleştirme süreci var. Bunları nasıl yapacağız? Öncelikle takvimimize bakalım. Sınav sonuçları açıklandı. 2-13 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini yapacaksınız. 30 Temmuz tarihinde yerleştirme sonuçları açıklanacak. Bundan sonra 6 Ağustos tarihinde nakil süreçleri başlayacak. Bu tarihlerde neyin tercihini nasıl yapacağız? Öncelikle 3 aşamalı bir tercih süreci olacaktır. Birinci aşamada Yerel Yerleştirme diye isimlendirdiğimiz evinize en yakın okullara yönelik tercih yapacaksınız. İkinci aşamada ise sınava giren öğrenciler için tercihlerimizi yapacağız. Bu aşamada ekranda gördüğümüz okullardan 5'ini tercih edebilirsiniz. Sizlerin de gördüğü gibi bu tabloda ilimiz sınırları içerisinde 4 fen lisesi, 1 sosyal bilimler lisesi, 1 Anadolu lisesi, 5 mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 3 Anadolu İmam Hatip lisesi tercih edilebilir olacak. Tabloda gördüklerimiz ilimiz sınırları içindeki okullardır. Bunların yanında il dışından tercih yapmak isteyen öğrenciler için diğer illerdeki sınavla öğrenci alan okullarda sistemde görülecektir. Üçüncü aşamada ise pansiyonlu okullar için tercih yapacağız. İlimizde 9 adet pansiyonlu okul vardır. Bu okulların 5'ini tercih edebilirsiniz. İlk aşama olan yerel yerleştirme nasıl gerçekleştirilecek arkadaşlar? Bu aşamada hepiniz okul tercihlerinizi yapacaksınız. Ekranda en fazla 5 tercih yapabileceksiniz. Tercih yaparken önce ilk 3 tercih kayıt alanından olacak. Sonraki 2 tercih de komşu kayıt alanından ve diğer kayıt alanından olabilecektir. Dilerseniz 5 tercihinizi de kendi kayıt alanınızdan oluşturabilirsiniz. Ayrıca bir okul türünden en fazla 3 tercih yapma hakkınız olacaktır. Yerel yerleştirmede belirli kriterler olacaktır. Bu kriterler 1 kayıt alanı 2 ortaokulda bulunuşluk 3 tercih önceliği 4 başarı dilimleri 5 özürsüz devamsızlığı 6 yaş kriteri bu kriterlerden en önemlisi ve en çok merak edileni kayıt alanı kriteri nedir ona bakalım. İlimizdeki liseler kayıt bölgeleri halinde ayrılmıştır. Kayıt alanındaki okulları 2 Temmuz itibariyle hem Milli Eğitim Bakanlığı internet sayfasından hem de tercih yapacağınız ekrandan görebileceksiniz. Bu alanların e-okul tercih ekranındaki renkleri şu şekildedir. Kayıt alanınızdaki okul yeşil renkte, komşu kayıt alanınızdaki okul mavi renkte, diğer kayıt alanınızdaki okul ise kırmızı renkte olacak şekilde görünecektir. Yani renkler, tercihinizin isabetli olup olmadığına ve öncelikleriniz hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Kendi kayıt alanınız, oturduğunuz adrese en yakın okullardan oluşacaktır. Arkadaşlar, ikinci kriter ortaokulda bulunuşluk. Aynı kayıt alanında oturup, aynı kayıt alanında ortaokulda dönem sayısı olarak fazla okuyan ve aynı kayıt alanındaki ortaöğretim kurumlarını tercih eden bir öğrenci daha avantajlı olacaktır. Üçüncü kriterimiz ise tercih önceliği. Tercih sıralamanız yerleştirmede sizlere avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar, dördüncü kriterimiz başarı dilimleri. Orta öğretim başarı puanınızda yerleştirmede değerlendirilecektir. Üst puan aralığında olmanız avantaj sağlayacaktır. Arkadaşlar, beşinci kriterimiz özürsüz devamsızlığı. Sekizinci sınıfta özürsüz devamsızlığı daha az olan öğrenci daha avantajlı olacaktır. Arkadaşlar, Altıncı ve son kriterimiz yaş. Yaşı küçük olan öğrenciler öncelikle yerleştirilecektir. Peki merkezi sınav puanı ile yerleştirme nasıl gerçekleştirilecek arkadaşlar? Sınava giren her öğrenci birinci ekrandaki yerel yerleştirme ile okul tercihi yapmak zorunda. Eğer bu okullardan tercih yapmazsa merkezi sistemle öğrenci alan okulların olduğu ikinci ekranı göremeyecektir sınavla yerleştirme puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Sınav sonuç evraklarınızda puan ve yüzelik dilimlerinizi göreceksiniz. Bizler yüzelik dilimlere bakarak tercihlerimizi yapacağız. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla ortaokul başarı puanına, öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl soru başarı puanı üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılır. İkinci ekranda sınavla alan okulları tercih ederken şunları bilmeliyiz. Geçmiş yıllarda ilimizdeki fen liselerine en düşük başarı dilimi %5, Anadolu liselerine en düşük başarı dilimi %5, Sosyal Bilimler Liselerine en düşük başarı dilimi %10 civarında olan öğrenciler yerleşmiştir. Süreci göz önünde bulundurarak bu yıl da yaklaşık olarak aynı yüzdelik dilimlerde olacağını bekleyebiliriz. Ancak özel okulları, ilimizden il dışındaki sınavla alan okulları ya da il dışından ilimizdeki sınavla alan okulları tercih edebilecek öğrencileri de düşünerek tercihlerimizi şekillendirebiliriz. Şimdi bu konuştuklarımızı daha anlaşılır olması amacıyla örneklerle somutlaştıralım arkadaşlar. Geçmiş yıllarda liselerimizin yerleştirmeye esas yüzdelik dilimlerine bakalım. Örnek Öğrenci Ahmet, yüzde ikilik başarı dilimine sahip olsun. Bu tabloya göre Ahmet, Cevat Ayhan Fen Lisesi ve Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nin arasında bir yüzdeliğe sahip. Ahmet için Cevat Ayhan Fen Lisesi az bir ihtimal gibi görünmekle birlikte girebilme ihtimaline karşın birinci tercihe yazılabilir. Ahmet için Arifiye Necmettin Erbakan Fen Lisesi'ni kazanması muhtemel görünmekle birlikte puanların yükselmesi ihtimaline karşın kendi yüzdelik diliminden düşük bir okulda yazabilir. Şimdi de örnek öğrencimiz Ayşe'yi ele alalım. %5'lik başarı dilimine sahip olsun. Bu tabloya göre Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi ve Sakarya Anadolu Lisesi arasında bir yüzdeliğe sahip olduğu görülmektedir. Ayşe için Akyazı Eyüp Genç Fen Lisesi az bir ihtimal gibi görünmekle birlikte girebilme ihtimaline karşın birinci tercihe yazılabilir. Ayşe için Sakarya Anadolu Lisesi'ni kazanması muhtemel görünmekle birlikte puanların yükselmesi ihtimaline karşın kendi yüzdelik diliminden düşük bir okulda yazabilir. Sırada Mehmet isimli öğrencimiz var. Mehmet %10'luk başarı dilimine sahip olsun. Bu tabloya göre ilimizdeki fen ve anadolu liselerine girme olasılığı mümkün gözükmemekle birlikte Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'ne Mehmet girebilir. Sıradaki öğrencimiz Zeynep. Zeynep, %30'luk başarı dilimine sahip olsun. Zeynep'in bu tablodaki ilk 6 sıradaki okula girme olasılığı yoktur. Zeynep, istemesi halinde sınavlı öğrenci alan meslek liseleri ve imam hatip liselerinden tercih yapabilecektir. Özel yetenek ile öğrenci alan okullar ile ilgili işlemler nelerdir? İlimizde bu okullara öğrenci alımlarında başvuru süresi 26 Haziran'da tamamlandı. Bu okulların yetenek sınavları 2-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu okullara kesin kayıt yaptıran öğrenciler daha önce bahsettiğimiz tercih süreçlerine dahil olmayacaklardır. Kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler bahsettiğimiz tercih süreçlerini diğer öğrenciler gibi 13 Temmuz tarihine kadar tamamlamalıdır aynı şekilde özel öğretim kurumlarına kesin kayıt yaptıran öğrencilerimiz de bu sürece dahil olmayacaklardır. İstediğim okula yerleşemedim. Başka bir okula nakil olabilir miyim? Yerleştirme sonuçları 30 Temmuz tarihinde açıklandıktan sonra yerleştiği okuldan başka bir okula geçmek isteyen öğrenciler için 6 Ağustos tarihinden itibaren 8 Eylül'e kadar 4 nakil dönemi olacaktır. Her başvuru döneminde sınavla yerleştirme ve yerel yerleştirme ile öğrenci nakli için en fazla üçer tercih yapabileceksiniz. Ayrıca dördüncü nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini istemeniz dahilinde tercih yapabileceksiniz. Sevgili arkadaşlar, Orta Öğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı, e-okul sistemi üzerinden kolaylıkla tercihlerinizi yapabileceğiniz bir sistemdir. Liseye geçiş sınavı sonrasında okul tercihleriniz çok önemlidir. Lütfen tercih sıralaması yaparken okullarınızda oluşturulmuş olan tercih komisyonlarından yardım isteyin. Bizler sizleri okullarınızda bekliyor olacağız. Bizlerin nasıl bulacağınızı sakarya.meb.gov.tr Sakarya, sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından öğrenebilirsiniz. Sizler çalıştınız ve bu zorlu süreçte elinizden gelenin en iyisini yaptınız. Bizler için siz öğrencilerimiz çok kıymetlisiniz. Hiçbir emek boşa gitmez.